Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda size kış lastikleriyle alakalı biraz bilgi vereceğim. Daha doğrusu kışlık bakımlarla alakalı diyeyim. Kış geldiği zaman aracımıza hani antifrizini falan ölçtürüyoruz ya. Kaç derece olmalı antifrizimiz? Kış lastikleri, yani kar lastikleri ne zaman takılmalı? Bunları anlatacağım. Öncelikle şimdi kış lastiklerinden başlayalım. Kış lastikleri bildiğimiz gibi hani havalar soğuyunca takılıyor araca. İlla kar yağmasına veya yerde buz olmasına gerek yok. Zaten hiçbir lastik buzda tutunamaz. Adı üstünde kar tipi lastik diye geçer lastikler. Çünkü buz cam gibi olduğu için kayıyor yani, tutunamıyor lastik. Ne kadar hamuru yumuşak olursa olsun lastiğin tutunmaz yani. Kar tipi lastikler yer sıcaklığı, yani zemin sıcaklığı, asfalt sıcaklığı ve hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman lastiklerdeki hamur sertleşir. Normal yazın kullandığımız lastiklerdeki hamur sertleşir ve tutunma azalır. Zaten bildiğimiz gibi lastiği biz kocaman görüyoruz ama aracın yere tutunan kısmı şu elimizin içi kadar bir yer. Örneğin 185, 60, 15 bir lastiği düşünelim. Şu elimizin içi kadar bir yer tutunuyor yere. Yani şu kadar. Bu kadar bir yer lastik ne kadar yumuşak olsa da ne kadar tutunabilir? Onun için hız yapmayalım. Hal böyleyken havalarda soğuyunca o kadar tutunan yer de tutunamıyor bu sefer. Ne oluyor? Lastik kayıyor. O zaman ne yapıyoruz? Havalar soğuduğu zaman kar tipi lastiklere geçiyoruz. Kışlık lastiklere. Kışlık lastiklerin bildiğimiz gibi hamuru daha yumuşak oluyor. Tutunma ve sertleşme gecikiyor. Ne kadar soğuk olursa olsun. Yani bizim yazlıklar gibi sertleşmiyor. Haliyle yere tutunması da daha mukavemeti daha iyi oluyor. Onun için kışlık lastikleri biz artı 7 derecenin altına düştüğü zaman, mesela örnek veriyorum, 5 derece hava takmamız gerekiyor. Bir de 4 mevsim lastikler var. 4 mevsim lastikler de çoğu ülkede yasak zaten. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Şöyle, ya kışlık olur ya yazlık olur. 4 mevsim olmaz. Bunu neden çıkarıyor üreticiler? Arz talep meselesi. İnsanlar talep ettiği için, sorduğu için lastik satıcılarına. 4 mevsim lastik var mı? Var mı? Lastik satıcıları da fabrikalara sorduğu için fabrika üretme gereği duyuyor. Yani bizim ülkemizde insanlar geliyor soruyor. Ustasına bile soruyor. Diyor ki usta ya diyor işte 4 mevsim mi acaba? Yazın da kullanırız. Ya da 4 mevsim mi acaba? Kışın da kullanırız. 4 mevsim kesinlikle alınmamalı. Ya kışlık olmalı lastiğimiz ya yazlık olmalı. Bizim için en ideali, aracımız için, güvenliğimiz için en ideali bu. Kışın kışlık lastik takılmalı, yazın yazlık lastik takılmalı. Arkadaşlar, videoda şimdi antifrizle alakalı da bahsetmek istedim ben size. Şimdi antifriz aracımızda nasıl olmalı, ne kadar olmalı, ne zamanlar olmalı? Bunu bazen müşteriler geliyor soruyor. Ya işte usta, antifriz derecesine bakalım. Bunu özellikle insanlar sadece kışa girerken soruyorlar. Normal zamanda hiç sormuyorlar. Aslında antifriz aracımızda 4 mevsim bulunması gereken bir sıvı. Yani örnek veriyorum, hadi yolda yolculuk yapıyoruz. Ön taraftan bir şey oldu. Antifrizimiz boşaldı. Antifrizi bulamadık. Tamam, su koyabiliriz. Gideceğimiz yere kadar gideriz. 1000 km de olsa, 2000 km de olsa. Zarureti giderir. Fakat arabada yaz, kış antifriz bulunması gerekiyor. Sebebi şu. Kışın donmayı engellediği gibi yazın da aracın kaynama derecesi, su mesela örnek veriyorum 100 derecede kaynıyor ise antifrizin kalitesine ve markasına göre değişmekle birlikte ortalama 130-140 derecelerde kaynıyor. Bizim için de en önemli şey motor suyunun hararet esnasında kaynamaması gerekiyor. İçeride hava kabarcığı oluşmaması gerekiyor. Bu da tabii 130-140 derecelerde geldikten sonra zaten motor yortlamıştır artık yani. Hararetten dolayı. Orayı bulmaması için, yani yüksek sıcaklıkları bulmaması için, kaynama derecelerini yüksek tutmak için antifriz bunun için önemli. Aynı zamanda korozyonu engelleyip motor içindeki oksidasyonları engellemek.
antifrizin 3-4 tane görevi var. Sadece kışın benim motorum donmasın. İnsanların korktuğu benim motorum kışın donmasın. Neden? Çünkü kışın donduğu zaman motor çat diye ikiye yarılıyor ve çöpe gidiyor. Bildiğimiz üzere. Eskiden metalokçular vardı. Metalokçular tamir ediyorlardı o kırılan yerleri. Kaynak yapıyorlardı. Bir müddet daha gidiyordu. Gidebildiği kadar. Neyse işte artık. Yani o zaman şartlarına göre. Şimdi halihazırda bloklar alüminyum. Bloklar döküm. Gömlekler sementeli. Eskiler gibi taşlanma özelliği bilmem ne hep kattı yani. Yok. Eskisi gibi eski motorlarda olan tamir toleransları yeni motorlarda yok. Onun için çatladığı zaman, kırıldığı zaman mecbur çöpe gidiyor. İnsanlar da korkuyor. Hani kışın motorum donacak. Aman antivirizine dikkat edeyim. Aman şu kadar derece antiviriz olsun. Kaç derece olması gerekiyor diye kışın havalar soğuyunca insanların özellikle hani ilgisini çekiyor antifriz olayı. Ama yazın da olması gerekiyor. Hortumlar için, metal aksamlar için, plastik aksamlar için, radyatör için antifriz kesinlikle aracınıza yaz ve kış bulunması gerekiyor. Bu bir gerçek. Ne olacak? Ortalama 20-25 derece kışın da olsa, yazın da olsa bizim için yeterli bir derece. İdeal. Yani ne yapıyoruz? Aracımızın antifrizini yazın da kışın da eksik etmiyoruz. Eksilme olduğu zaman buharlaşmadan dolayı hani halihazırda yeni araçlar eskisi gibi 70 derecelerde falan çalışmıyor. 90 derece, 100 derece, 110 derece çalışan araçlar var. Markalar, modeller var. Buharlaşma oluyor isteriz mesela. Düdük tencere gibi bir antifriz kapalı sistem, eskisi gibi değil. Yaklaşık 1 barda, 1,5 barda çalışıyor basınç, motor içindeki sıvılar. Onun için bizim aracımızda yaz kış antifriz olacak. Ne kadar olacak? -25 derecelerde olsa bizim için ideal. 20-25. Bunun üstüne örnek veriyorum senede 1 bardak su ekliyorsak bu 20 dereceye kadar düşebilir. Üzerinden yarım litre alıp yarım litre antifriz koyabilir. Bu şekilde olur. Arkadaşlar videomda anlatacaklarım buraya kadar. Ben size ilerleyen zamanlarda daha detaylı sıvılarla alakalı, lastiklerle alakalı videolar çekeceğim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir şeyler olursa alt tarafta yorumlar kısmına yorum olarak yazarsanız ben size oradan cevaplarım. Görüşmek üzere.